Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Antalya, Kefes, Mulla Gürani Camii'nden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Cuma namaz öncesi merkezi sistemden vaaz-ı nasihat dinliyoruz. Allah'ın emirlerini kabul etmek için, Allah için günahlardan, kötülüklerden, arzularından Rabbimizin razı olacağı annelerin güzel davranışları için. Allah'ın emirlerinin sevgisiyle başlayıp, kıyamete kadar devam edecek. Bizler bunu son bir grubu şöyle de ifade edebiliriz. Manevi. Bakın, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. El tu'minu men ekterunler. Hakikçi mümin. Demek ki mümini bir hakiki ve tatlısı olur. Hakikçi mümin. El mümin. Men ekterunler. Hakikçi mümin. İnsanların kendisinden emin olduğu için. Zaten mümin ne demek? El-Mü'min, Allah'ın esmasından, etfai esmasından, esmizlerinden biri olan El-Mü'min kendisini bize layık görmüş. Bize bu sıfat olarak layık görmüş Rabbim. Ne demek? Kendisine güvenilen, karşısındakine güven veren, asla ve kat'a kimsenin güvenini boşa çıkarmış. Bu güven uykusunu zedelemeyen kimse demek. Peygamber Efendimiz'in peygamberlikten önceki dönemde nasıl tanımıyordu? Bir El-Muhammed-i Emin, El-Emin, El-Mü'min, El-Emin. Aynı kelime. Mü'min demek kendisine güvenilen, karşısındakine güven veren ve bu güven hiçbir şartla, hiçbir şekilde asla ve kapa olmayan ödeme. Malları ve canları konusunda insanların kendisine güvendiği için dahi cimdindir. Vel muhacir, peki muhacir kimdir? Hakiki muhacir, men ve hezerel hatara ve dünub. Hata ve günahları terk ederdir. Hata ve günahları terk edip Allah'ın emirlerine, ibadetlere doğru güçlenir. O tarafa yönelen, oraya kaçınandır. Bakın, aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir başka gidecekten de et müslümü hakiki müslüman çekmiş. Bir önce bir hadis-i şerifte el müslüman hakiki mümin diğer insanların malları ve canları konusunda kendisine güvendiği kesiyet de demişti. Et müslümü müslüman çekti peki ben müslüman müslümüne müslüman gibi verir. Diğer müslümanların tarihinde diğer insanların malları ve canları konusunda kendilerini güvende hissettikleri ifadesi vardı. Müslümanın tarihinde ise diğer Müslümanların elinden ve dilinden kendilerini güvende hissettikleri gerçek Müslümanların bir Müslümanıymış. Peki, hadislerin ilk bölümünde Allah Resulü neyi tarif ediyor? Müslüman kimdir? Müslüman kimdir? Hemen akabinde neyi tarif ediyor? Vali muhacir. Muhacir kimdir? Şimdi bunu ilk oku talebesine dair sorsak muhacir kimdir? Hocam Mekke'den Medine'ye geçmek zorunda kalan yaş gerekir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine baktığımızda ne dedi? Hata ve günahları terk edip ibadet ve sıraplar istikametine taşır. Bakın burada da ne diyor? Vel muhaciru men hecera ma nehullahu an. Hakiki muhacir de Allah'ın kendisi ve haram kıldığı şeyleri terk ederdir. Öncesinde Allah'ın razı olacağı şeylere doğru yönelerdir.
taşınan cehli, burada da Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan uzaklaşan. Öz kardeşlerim, bir gün bir kimse Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, en büyük hicreti asla. Hicreti anladık. Hicret bu kadar önemli. Allah Teala gibi neler ortaya koydu. Peygamber Efendimiz hadisleriyle bunu detaylı bir şekilde açıkladı. Sahabe Efendimiz'e merak ediyor. Hangi hicret daha fazla? Hicretin çeşitleri var mı? Değil mi? Bakın Peygamber Efendimiz en tehcara mekeriha Rabbuka azze ve celle. Rabbin hoşlanmadığı şeyleri terk etmen en güzeldir. Rabbin hoşlanmadığı şeyleri terk etmen. El hicret hicreta. Hicret iki tane. İki hicret vardır. Hicretul hadir ve hicretul bari. Biri yerleşik olanların hicreti, bir yerde göçebe olanların hicreti. Göçebe olana gelince hicret onlar çağırdığı zaman icabet eder, emrolduğu zaman itaat eder. Yerleşik olan hicretine gelince o kimselerin hicreti felaketlerin en büyük olan kötülüklerden uzaklaşma hicreti. Biz şu anda yerleşik olan, yerleşik hayat, herhangi bir yere taşınmış hicretini günahlardan sevaplara taşınmış hicreti. Allah'ın hoşlanmadığı hatalardan, çirkinliklerden razı olacağı zaman ederek diğer davranışlara doğru olacak. Öyle olmalı. Aziz kardeşlerim, bakın İsmail Hakkı Musevi Hazretleri. Bu en önemli olan ikinci grup, yerleşik hayat yaşayanların hicreti. Yani manevi hicret konusunda ruh veya bir tepkili var. Orada ne buyuruyor? Manevi hicret, nefis durumundan kurtulup, kalp kâbetini terk ederek, oradaki şirk ve zalalet kutlarını temizlemek için Allah'a yöneltir ki, hükmü kıyamete kadar vaki olup, her mü'mine farz-ı ayin. Ne kadar güzel bir insan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Diyor, oraya yok diyor. Nefsin içine yerleşen bir şey. Ne diyorsa ona göre hareket ediyorsa ona göre. Nedir ne şimdi? Nefis yurdundan kurtulup kalp kâbesini terk ederek Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini kastediyor. Oradaki şirk ve dalalet kutlarını temizlemek için Allah'a yönelmektir ki bunun hükmü kıyamete kadar vaki olup her Müslüman için farzlaymış. Yine İsmail Hakkı'nın Hazretleri aynı eserinde bakın hicreti zahiri ve batini hicret olarak o da Peygamber Efendimiz gibi iki başlık altında inceliyor. Şöyle örtü bir ifadesi var. Hicret zahir bir haneden bir haneye katil veya bir vilayetten başka bir yere gitmektir. Zahiri ama hicret-i batın olur ki manevi hicret, batın hicret olur ki Allah'ın rızasına aykırı olan şeyleri, Allah'ın razı olmadığı davranışları, şeyleri, günahları evet. Allah'ın yardımıyla tercih edin. Mübarek o cuma. Başımda acil kalan, Allah'ın yardımıyla inayet olmadığından sonra bir şey yapamayız. Ne kadar güzel bir detayı oraya yerleştirmiş. Allah'ın rızasına aykırı olan şeyleri, yine Allah'ın yardımıyla terk edip Hak Teala'nın rızasına hicretmiş. Rıza hain hicret bulunmadıkça, Allah'ın rızasına hicret olmadıktan sonra hicret zahiri fayda vermez. Bir şehirden bir şehire geçmiş olmak turistik cesaret. Allah'ın rızasına hicret olmadıktan sonra, niyeti olmadıktan sonra bu hicret zahiri fayda vermez, belki hata ettir. Hatta kalmayacaktır. Hatta kalmadan başka bir şeyden geçmez. Velhasıl, hicretten maksud, hicretle kastedilen rızallah hicrettir. Allah'ın rızasına hicrettir ve
Üstad kardeşlere hicret gel. Hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edeceğine göre bu mücadele içerisinde hicrete devam eder. Abdullah İbn-i Kadi anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanında bir heyet olarak gelmişler. Ve onları temsilen sözcü olarak şöyle diyor: Ya Resulallah, Ya Allah'ın Resulü, dinni tarafından harfetti ve hum yedrumune ennel hicrat ardını kadar. Muhakkak ki ben arkamda artık hicretin sona erdiğini zanneden kalkmayacaklar. Onlar hicretin sona erdiğini düşünüyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Fakat Resulullah, Allah Resulü şöyle cevap verdi: Hâletüke hayrun min hâletindir. Senin sözün onların zannından daha doğru ve hayırlıdır. Yani doğru bir şey. Kıyamete kadar hak ile bazı mücadelesi nasıl bitmeyecekse hicret de aynı şekilde bitmeyecektir. Hem zahiri hem batın. Ama bugün geçer, batın içinde bu da manevi hicret, yani kötülük. Ya maddiyet, iddian, çirkin, ne kadar mutluluk varsa onları terk edip arkamıza bile bakmadan bu güzel faydalı Rabbimizin emrettiği ve onun rızasına bizi ulaştıracak tarafa yönelik. Peki, bayağı bir önemli, ayetler, yok, onda takip eden yok. Abbas radıyallahu anh bakın. Sen peşi açtın mı? Câihellezîne âmenû minne min ezvâcikum ve evlâcikum. Azan oluyor da. Hadû uvellekûn. İman edenler eşleriniz, evlatlarınız için hakikaten size karşı gelen düşman olanlar vardır. Ahdâvûhûn. Onlar da bakın. Devâfûn Sûresi'nin 14. ayetine gibi. Evet. Bakın. Peygamber Efendimiz'den sonra sahabeler içerisinde en çok tefsir eden, ayetleri açıklayan bir sahabelerdir. Bu hitaba maruz kalan kişiler kişilerden bazen denkleri kendine izleyenler oluyor. Bunlar hicret edip Medine'ye Peygamber Efendimiz'in yanına gelmek istiyorlar. Fakat hanımları, çocukları, kendilerini terk etmeleri için burada bazen kullanılan evlilik var, onun için kavga edecek, daha çok devam ettirmez miyiz? Bir sürü şeyler anlatıyorlar. Hicretten alıkoymak için. Ve bir dakika, bunlar hicret edip Medine'ye intikal ettiğinde diyorlar ki önceden hicret edenler Peygamber Efendimiz'den çok çok güzel öğrenmişler. Yeni ayetler inmiş. Bu ibadetleri uygulamaları çok ilerlemişler, mesafe kat etmişler. Üzülüyorlar. Hanımların, çocukların şeyi yüzünden, itirabı yüzünden, bu hicret ibadetinden geri kaldı diye üzülüyorlar. Ve Allah-u Teala işte bu ayeti duyuyor. Hicret, bak kardeşlerim, bakın Nisa suresinde 97. ayet-i kerimede melekler kendilerine hürmet ettikleri bir durumda bulunurken canlarını aldıkları kimselere ne kötü, ne iş yapmaktaydı diye sorarlar. Onlar kimselerinde zayıf kimseler etkiler, işler gördü, geldi, belki kötü diye kendim eden kimselerdir. Kavalu elem tezin abdullahu aleyhi ve ya Allah'ın ağzı geniş değil mi? Oraya hicret etseydiniz de derler. Ulaike makvâhum cehennem ve sâh mafîrâ. İşte bunların barınakları cehennemdir. O gidiş ne kötüdür, derdir. Demek ki Allah-u Teala bizlere, bak kardeşlerim, bu hicret ibadeti, fedakarlığı ve gerçekten Allah'ın yasakladığı şeylerden Allah'ın emirlerine doğru hicret etmeyi, her ne kadar kötü, çirkin, yanlış olarsa onlardan daha evvel kurtulup, günahlarımızdan tevbe edip onları geri de bırakmayı. Ve Rabbimizin razı olacağını yani, göstermeyi, bu uğurla mücadele etmeyi,
hak. O yüzden Allah Teala bizlerin ne kadar bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalarımız ve günahlarımız varsa ki olmuştur cümlesine pişman olur. Tevbe ediyoruz. Bahru ismiyle affeyle. Tekrar ismiyle üzerlerimiz örtüsün. Gafur ismiyle bağışlasın. Rahim ismiyle bize merhamet eylesin. Ve bizi razı olacağı annemleri severek, gönülden içtenlikle, halisane niyetlerle, samimi gayretlerle, en güzel şekilde ifa edilmeyizle lütf eylesin. Bizler günahların meşredini, sevapların sevgisini ihsan eylesin. Ve razı olmayacağı davranışlara bize uzak, razı olacağı davranışlara amellere yakın eylesin. Kalan ömrümüzü geride bıraktığımız ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. İslam ile yaşatıp, iman ile huzuruna göç edebilmeyi, hicret edebilmeyi bizlere lütfen eylesin. Kestiler olan bana. Dur abi.
Ön tarafa geçebilirsin. Geç abi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhterem kardeşlerim, cep telefonlarını kapatalım. Ön tarafımızdaki boş yerleri dolduralım. Namaza öyle duralım. Allah cumamızı mübarek eylesin. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli. Seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhum ruhi için, kâffe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahi için, sahibül hayrat ve hasenatın ervahi için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen
cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin ve hanesinin huzur ve güveni için, devletimizin bekası, ümmeti Muhammed'in hidayet ve kurtuluşu, mazlum milletlerin kurtuluşu için, hayırlı rahmetler, hayırlı rızıklar, hayırlı ömürler için ve Allah rızası için. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة sarılsalar hepsine yeter.
Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu. Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluklardan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bize öğretmiştir ki o yolda takvadır. Aziz Müslümanlar, takva Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva. Değerli müminler, takvanın ilk derecesi İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Takva sahibi her mümin bu sözü kalp ile tasdik, dil ile ikrar eder. Kendisini yoktan var eden, Rabbine dinini öğreten, peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi Allah Resulüne itaattır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere Allah katında en değerli olan ona itaatsizlikten en çok sakınandır. İtaat takva elbisesine bürünmek de olur. Takvayı kuşanan mümin İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazı duşu içinde ve dosdoğru kılar. Kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar. Verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu haklarına gözetir. Anne babasına, akrabasına ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masuvayı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek işte takva buradadır. İşte takva buradadır. İşte takva buradadır buyurmuşlardır. Takva ehli müminin kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbini karartan, büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür. Der müminler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar. İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise Allah katında yücelten takvasıdır. Öyleyse geliniz Allah katındaki değerlerimizi arttıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü artacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabı gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım.
unutmayalım ki Cenab-ı Hak takva ehlini dostu olarak görüyor. Müttakilere korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor. Ela inna sana kelam ve evlagar nizam. Kelamullahi melkül azizül allem. Kema kâlallahu tebârike ve teâlâ fil kelam. Ve yekûl el-Kur'an hüstümûle. Ve yansutu ile aleküm tuhamir. Te'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dîne a'dallâhi l-islam. Sırakallahu razı. Elhamdülillahi hamdül kâminin ve salatu ve selamu alâ Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ta'azzîmâ linnebiyyihi ve tekrîmâ li fekâmeti şer-i safîhi. Ve gâle azze ve celle minâ gâilim yukbirum ve âmirâ. İnnallâhe ve melâiketehü yusallûn alâ'l-nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimî ve teslimâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu her türlü tehlikeden koru. Amin. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Amin. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı hesap gününde bağışla. Amin. إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbim şöyle buyurur. O hakka ki Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeye emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O, lütuf düşünmesiniz diye duyur verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhterem Müslümanlar, saflarımızı sosyal mesafeye uygun olarak dolduralım. Önce koşu olan yerleri öncelikle dolduralım.